Samim Bey, Samim Bey. İki dakikanızı istirham edebilir miyim efendim? Hayatım sen git, hemen geliyorum. Evet. Samim Bey, biliyorsunuz bilgi çağında yaşıyoruz. Ah, yeter ama kardeşim. Ben bilgi çağında yaşamıyorum. Ben orta çağda yaşıyorum. Bir de herkese yüksek miktarda ödeme yapıyor musunuz? Ben karnınızı aldattığınızı bu kadar ucuz fiyata saklamak zorunda mıyım? Benim başım kel mi? Çek ne? Yeteri kadar steril bir miktar değil mi doktor bey? Artık Kadir Bey Research Hotel'le sağlık ocağı arasındaki ilişkiler bundan sonra daha sıcak olacak kanaatindeyim. Kamu görevlisine rüşvet teklif etmek ha? Lütfen bu çeki görmemiş olun doktor bey, lütfen. Tuvaletleri göreyim. Adam manyak derecede idealist Hulya. Beğenmediği parayı görüyor musun? Sen olsan bu paraya ruhunu satardın değil mi Kadir? Aşk olsun Hulya. Ben o paraya ruhumu ancak kiraya veririm. Hadi Hans, dayanın, az kaldı. Gaz vermesene be tut olan. Ortada 500 lira var. Ne diyorsun lan Hans ya? Oldu işte. 24 lira rakı içtiği alkol kumasından mı? Saçmalama. Hans ölürse Kadir Bey Resort mu ölür? O zaman Kadir Bey Resort oldu. Yapma. Hans nerede? Barda. Barda mı? Doktor. Doktordan önce gidelim. Koş öbür taraftan koş. Koş Rafi. Dur. Koş Rafi. Kaldırın. Kaldırın bunu ayağa. Doktor bu tarafa geliyor. Kaldırın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hans ölmemiş gibi göstermeliyiz. Niye? Niyesi var mı kardeşim? Doktor burada bir ölü görürse sağlıksız mağlıksız diye mühürü basar kapıya. Bu kim? Merhaba hanımefendi. Ben Samoş'un sevgilisi Melike. Samim, kim bu kadın? Kim bu kadın? Arkadaşlar, uzmanlar sebzeleri çiğ tüketmemizi öneriyorlar. Ve yine aynı uzmanlar patlıcanı çiğ tükettiğiniz takdirde ömrünüzün 2 sene uzayacağını söylüyorlar. Arkadaşlar, Kadir Bey'in ömrünü 50 sene uzatmayı öneriyorum. Dartı kazanamadık ama bunu muhakkak kazanacağız. Hadi kızlar. Arabada yanımıza bir adam oturdu. Gelene kadar termostan sürekli rakı içti. Rakı mı içti? Evet, içmediği zaman da horluyordu. Bak sen, ne kadar terbiyesiz insanlar var. Hayret yani. Neyse kurtulduk. Kadir bu yüzden aşçı gelecekti, geldi mi? Birazdan gelir Hulya. Hadi içeri geçelim biz. Pardon, birine mi bakmıştınız? Affedersiniz efendim. Kadir Bey'in resortu bura mı oluyor? Kadir Bey'in resortu bura oluyor. Ben de Kadir Bey efendim. Buyurun. Ben de Ahçı Haydar. Hadi eyvallah. Haydar Usta, hoş geldin. İşte Hulya, beklediğimiz aşçı geldi. Ay inanmıyorum ya. Bu arabadaki sarhoş adam. İşte senin Bolu'dan getireceğin aşçı ancak bu kadar olur. Adam daha bir yumurta bile kırmadan sızdı kaldı. Tamam mı? Hallederiz. Ben şimdi gider uyandırırım onu. Uyandırsan ne olacak? Adam kalkıp yine içecek. Baksana rakıyı termosla boynunda taşıyor. Of ya, of ya. Hiçbir şey de beğenmiyorsun ya. Bolu aşçı diye tutturdun. Sana Bolu'dan aşçı getirdim. Hem de ekstra ekstra large'ını getirdim. Yine beğenmiyorsun ya. Beğenmem tabii. Aşçının göbek çevresinin genişliği değil, kalkıp yemek yapması önemli. Kadir Bey bu... Siz musluğu açıp bekleyin, o mutlaka gelir. Kadir Bey, çarşaflarımız bir ara değişecek mi yoksa kömürleşmesini mi bekliyoruz ha? Cevap veriyoruz, bir ara değişecek. Şimdi değiştirir misiniz lütfen? Hallederiz Tuğçe Hanım, hallederiz. Kadir Bey, biz artık bu otelde et yemek istiyoruz efendim. Biz etoburuz ama bu otelde bize otobur muamelesi yapılıyor. Evet, bu otelde tek karnı doyan canlılar odalardaki sivrisinekler. Ya et ya biz. Yürü Meto. Allah Allah. Et istiyorlarmış. Etin kilosu kaç para? Sizin haberiniz var mı? Kadir, bu kadar ucuzculuk da fazla. Madem bir yere açtın hakkını ver. Bak herkes şikayetçi. Of Hulya, ben önce şu çarşaf işini halledeyim. Temiz çarşaf yok ki. Hiç kimse otelden memnun değil Kadir.
Birileri şikayet ettikçe artık benim yüzüm kızarıyor. Görüyorsun, Hulya işim var. Ne yapıyorsun sen? Hans'ın çarşafını kızların odasına sereceğim. Çünkü Hans çarşaflarını bayağı temiz kullanmış. Hans'ın odasına ne sereceksin? Kızların çarşafını da Hans'ın... Saçmalama Kadir. Kimse başkasının kirli çarşafında yatmak istemez. Hulya, aslında bu çarşaflar tertemiz. Sadece önemli olan değişiklik hissi yaratmak. Kadir. Efendim? Sen bu otelde müşteri olarak kalır mıydın? Evet, kalırdım. Tamam o zaman. Bundan sonra sen burada müşteri olarak kalıyorsun. İşleri ben devralıyorum Kadir. Ver şunları Hulya. Sen ne anlarsın turizmden, murizmden, otelcilikten, motelcilikten? Senden daha çok anladım kesin Kadir. Bak itiraz istemiyorum. Bundan sonra hiçbir işe karışmayacaksın. Git müşteri gibi otur, çay kahve iç. Ben her şeyi hallederim. Ama Hulya. Kadir bak giderim. Of ya, of ya. Hadi. Bundan sonra doğru düzgün bir otel olacağız arkadaşlar. Kadir Bey Resort Otel olarak tek bir misyonumuz var. Müşteri memnuniyeti. Bir dakika, bir dakika. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Hülya abla darbeyle yönetime mi geldi? Evet. Hülya yengeniz demokratik organlara el koydu. Özgürlükleri kısıtladı. Demokrasi artık işlemesi hale gelmişti. Kimse halkın iradesiyle seçilmiş bir yönetimin karizmasını halkın önünde çizemez. Cuntacı Hülya Hanım. Vallahi ben bir rejim buralım bekliyordum zaten. Gidişat kötüydü. Bence de. Darbe kaçınılmazdı. Kapa çeneni linyit kömürü. Hadi Kadir'cim sen git keyfine bak. Hasan'la Rafi'yi bana bırak. Sen artık müşterisin. Gidin Ceren'le denize girin. Vay be. Vay be. Demek patronluktan çocuk bakıcılığına. Tamam Hulya. Gidiyorum. Ama unutmayın. Gözüm hep bu junta yönetiminde olacak ona göre. Güle güle Kadir. Çocuklar. Kaliteli hizmet devrini başlatıyorum. Artık benim söylediklerimi yapacaksınız. Kadir abiniz bir süre dinlenecek. Beni değil de onu dinlerseniz yerinize başka eleman bulurum ona göre. Tamam, tamam yenge. Hadi o zaman kalkın. İlk işimiz aşçı uyandırmak. Amanın, amanın ne oluyor be? Rahatsız etmedik ya Haydar Usta. Hadi kalkın da bir yemek yapın marifetinizi görelim. Yemek mi? Evet, et yemeği. Yaparız efendim, yaparız. Ha bana et getirin. Bir dublede rakı. Rakı yok. Kaç kilo et lazım? 10 kilo et, bir duble rakı efendim. Rakıyı unutur musunuz lütfen? Bir duble içersem unuturum efendim. Bakın, Haydar Usta'ya rakı verirseniz işten kovarım ona göre. Hadi, para vereyim de et alın. Siz de toparlayın lütfen Haydar Usta. Yürü, yürü lan, yürü. Oha! Masrafları şimdiden arttırmaya başladı. Böyle de yapılmaz ki. Böyle giderse biz batarız ya. Buyur Kadir abi. Gençler sanırsam kasaba gidiyorsunuz ha? Evet, Hülya yenge para verdi de et alacağız. Öyle mi? Kasaba masaba gitmiyorsunuz. Ya verir misin şu parayı ya? Hülya yenge et bekliyor. Tamam, et alacaksınız ama kasaptan değil. Çünkü kasapta et pahalı olur. Biz eti kaynağından alacağız. Hangi kaynak? İşte oradaki kaynak. Koyun çalacağız deme sakın. Saçmalama Dombili Baykuş Hasan. Koyun çalınır mı? Köylüden bir şey çalınır mı? Köylü Cengiz'e benzemez. Eğer köylüden bir şey çalarsak burayı başımıza yıkar. Eti daha ucuza getirmek için pazarlık edeceğiz. Sizi ekonomiden anlamayan şebelekler, yürüyün. Yallah. Düşecek kız mıydım ya? Tatilde annemlerle okey oynadığımı duyuyorsa bütün arkadaşlarımı kaybederim. Ben bu hallere düşecek kadın mıydım? Dönünce Şükran'a nasıl hava atacağım? Tatilde bol bol okey oynadık diyemem ki. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? 3 yıldır bitemiyorum. Merhaba, bir isteğiniz var mı? Yerime bakar, yerime bakar mısın? Thank you.
Hülya abla, etleri getirdim. Ben de sizi bekliyordum. Verseydin Haydar Usta'ya, başlasaydı. Ya. Yemek zamanı geldi. Ya Haydar Usta mutfakta yok yalnız. Yok mu? Hı. E nerede peki? Bilmem. Şu ayaklar onun değil mi? Beni deli edecek ya. Haydar Usta. Haydar Usta. Haydar Usta. Bir saniye Hülya abla, dur. Ben... Haydar Usta. Haydar Usta. Ne var? Ne var lan? Bardan içki mi aldın sen Haydar Usta? He, bar çok güzel. Her şey var. Lütfen kalkıp et pişirir misiniz? Yemek zamanı geldi. Aman iyi yüzümde kaldı beni ya. Aman hanımefendiciğim, ben et yemeyi bilmem. Ben yalnız işkembe çorbası bilirim. Nasıl yani ya? Yemek pişirmeyi bilmiyor musun? Biliyordum ama unutuverdim efendim. E tabi unutursun bu kadar içersen. Hadi Hasan gel yürü. Nereye Hülya abla? Et pişirmeye, iş yine bana kaldı. Hayret yahu birader. Hangi dağda kurt öldü? Böyle etmet olayları, biz burada pek alışkın değiliz bu tür şeylere. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Kadir Bey resort otel için büyük atalım. Öğlen et istedik, öğlen geldi. Yiyin arkadaşlar, yiyin. Bir daha bulamazsınız. Arkadaşlar bu kadar sevinmeyin. Bence var ya bunlar kesin ekstradır. Hayır efendim, ekstra değil. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Rafi, Hasan pişirmeye devam edin. Tamam abi ya. Devam edin ya. Biz buna dünyanın parasını verdik ya. Cimrilik yapma Kadir. Tamam Hülya. Millet doydu işte. Kalanını akşama verirsin. Sen karışma Kadir. Sen artık bir müşterisin. Arkadaşlar, size bir duyurum var. Kadir Bey yöneticiliği bırakıp istirahate çekildi. Artık hiçbir işe karışmayacak. İsteklerimizi sen bildireceğiz. Evet. Bundan sonra bir isteğiniz olursa bana iletebilirsiniz. Sizleri memnun etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bravo. Nankörler, hainler, vatan hainleri. Helal yedin. Çok güzel. Helal. Ben bir tabak daha alacağım arkadaşlar. Ramiz Bey, o etten yemeyin. Kırmızı et çok zararlıdır. İnsanın ömrünü kısaltır. Uzun yaşamak isteyen ki. Ama et hazımsızlık yapar. Mide fesadı olursunuz, uyuyamazsınız. Fesat beni ilgilendirmez. Ben her şartta uyurum. Arkadaşlar yemeyin etten. Et zehirli galiba. Bakın ben zehirlendim, midemi bozdum. Çok güzeldi değil mi birader? Evet, bence de süper. Ya şu et katliamını keser misin artık lütfen? Akşama da balık istiyoruz Hülya'cığım. Tabii Müjgan abla. Balığın mevsimi değil Müjgan abla. Yok, benim oltaya bayağı vuruyor balık. Onlar yollarını kaybeden alık balıklar Sinan abi. Biz de harita okuyabilen balık istemiyoruz ki zaten. Ya sen bu hızla masraf yaparsan bu tesisi batırırsın. Kabul et işte, işletmecilikten hiç anlamıyorsun ya. Anlıyorum Kadir. İnsanlar geldi gelin ilk defa hizmetten memnun kalmaya başladılar. Ama ben memnun kalmıyorum Hülya Hanım. Kadir, hani sen Ceren'le ilgilenecektin? Ceren oynuyor Hülya. Ne oynuyor? Oynuyor işte, ne yapacaksın? Thank you.
biliyor. Oha Hülya, 50 tane yeni çarşafı ne yapacaksın? Sezon bitiyor zaten. Lütfen karışma Kadir. O çarşaflarla olmaz. Hepsinin değişmesi lazım. Of ya, of ya. Bana bunlarla gelme Nur'dan. Bırakma onları oraya. Peki. Bırak canım. İyi günler. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Tabelanızı gördük, minibüsten indik. Boş yerimiz yok demeyin lütfen. Ay boş yerimiz olmaz olur mu? Tabii ki var. Ne hoş bir tabela değil mi? Ben o tabelayı bizzat şahsen kendim yaptırttım. Biz buraların en büyük tesisiyiz beyefendi. Ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Aman Nur'dan bırak Allah aşkına. Geç otur şöyle hadi. Peki canım. Fiyatlar nasıl? Kişi başı 149.500.000 lira efendim. Biraz fazla değil mi hayatım? Olur mu canım? Onlar eski fiyatlar. Yeni fiyatlar kişi başı 59 milyon. Oha Hülya, bari bedava verseydin. Karışma. En son 129 milyon olur beyefendi. O da sizin güzel hattınız için yani. Ben bilmem, hanım bilir. Fazla konuşma, tamam tamam. Biz bir oda istiyoruz hanımefendinin dediği fiyatta. Hemen efendim. Bak baba, bitirdim. Aa. Çok güzel olmuş kızım, eline sağlık. Ramiz amcayı da boyayabilir miyim? Tabii boya kızım, onun uykusu ağır, uyanmaz. Yaşasın. Bir dakika ya, ben niye kendi çayımı alıyorum? Kardeşim ben burada müşteri değil miyim? Rafi. Buyurun Kadir Bey. Git bana bir bardak çay getir, tek şekerli olsun. İşim var Kadir Bey, sebzelere sülüyorum. Ne demek işim var ya? Hem sen dün sulamadın mı burayı? Nereden geliyor bu suyun bolluğu? Hülya Hanım sulayın dedi. Ben sulamayın diyorum. Ben seni dinlemiyorum. Git bana bir çay getir, demli olsun. İyi tamam, biraz sonra. Ne demek biraz sonra ya? Ben müşteri değil miyim kardeşim burada? Bana hizmet edeceksin. Hadi yalla. İyi tamam. Yürü. Çabuk. Şuna bak ya. Kendi adamıma laf geçiremez oldum. Yok. Yok arkadaş, bu iş böyle olmayacak. Ben bu Hülya'nın saltanatına hemen son vermek zorundayım. Umarım burayı beğeneceksiniz hanımefendi. Eşinize buranın havası çok iyi gelecek. İnşallah hayatım. Ben bilmem hanım. Ne oluyor ayol? Nurdancı. Hülya abla, hani yeni yönetimle beraber bahşişlerimiz artacaktı? Çok ayıp Hasan. Bir daha müşteriye öyle bahşiş isteyen gözlerle bakılmayacak, anlaşıldı mı? O zaman maaşımı o zaman isterim ben de. Tamam Hasan, hallederiz, hallederiz. Baban nerede kızım? Olay çıktı anne. Aman aman, bir gün o tekneyde başına bir iş gelecek ama dur bakalım. İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Kürekler gitti! Birader hayırdır, o adam ne bağırıyor orada öyle? Kürekleri düşürmüş, kıyıya gelemiyor. Vah vah! Ya yüzme de bilmiyor galiba. Yoksa suya atlayıp alabilirdi. Oralar derin beyim, adam boğulur. Bir can kurtaran olarak sizin göreviniz gidip adamı yüzüp kurtarmak değil mi Kıdır Bey? Yok ya, deniz ne kadar soğuk, senin haberin var mı? Kürekler gitti! Elinle çek, elinle! Birader oradan öyle gelmesi 10 gün sürer ya. Yok canım, akşama varın. Ellerini kürek gibi kullan, ellerini kullan! Ya anne sinemaya gitmeyi çok özledim ben. Kolay gelsin. Ah Hülya abla. Efendim canım. Bize televizyon ayarlar mısın? Kadir abiden çok istedik ama bir türlü ayarlayamadı. Ama sen kesin ayarlarsın. Ya evet evet evet. Çeşme'ye Bodrum'a gidemedik. Bari magazin programlarından seyrederiz. Tamam canım, hallederiz hallederiz. Bu da Kadir gibi hallederiz demeye başladı. Hiç boşuna umutlanmasak mı acaba? Ama Hülya'cığım biz televizyonu odamıza istemiştik. Ama Müjgan abla bunu bile zor buldum. Onu da sizin odanıza koyarsam diğer müşteriler de ister. Bu otelin ilanında odalarda klima, minibar, televizyon gibi şeyler yazdığını hatırlatırım Hülya abla. Pelinciğim Kadir'in yalanlarından ben sorumlu değilim. Onu kendisine sorsanız. İyi aman hadi bari buna da razıyız. Hadi aç bakalım Hasan. Tamam Hülya ablacığım, açıyorum. Hülya, sen bu televizyon nereden buldun? Şu ilerideki pansiyonda 4-5 tane varmış, birini bana çok ucuza verdiler. Ne yani, sen buna para mı verdin? Etrafa yine para mı saçtın Hülya? Karışma Kadir. Aa, televizyon. Ay süper.
Bodrum'da neler oluyor çatlıyordum meraktan. Hadi yürü seyredelim. Şişt, Meto, kızlar televizyon seyretmeye gidiyor, ben de gidiyorum. Ne kadar banal bir aktivite. Entel entel konuşma. Televizyon seyrederek mi kavlayacaksın kızları? Evet, aynen öyle. Çünkü ben televizyon seyrederken acayip espriler yapıyorum. Hem ne demişler, kızlar kendilerini güldüren erkeklere bayılır. Like this. Aa, bu ne ayol? Bir tek Yunan kanalını çekiyor, onu da karlı gösteriyor. Belki de Yunanistan'da kar yağıyordur. Normal Türk kanalı yok mu ya? Evet ya, yerli magazin programı istiyoruz biz. Bu da magazin programı ama karıncalar üzerine. Zaten bir şey tam olsa şaşardım. Bir saniye Müşkin abla, bakıyoruz. Çekmiyor mu Hasan? Çekmiyor Hülya abla ya, çekmiyor. Hülya'nın koltuğunu sallamak için çok iyi bir fırsat. Of ya, of! Ne o Pelin Hanım? Öğle yemeğinde yeni yönetimi alkışlıyordunuz. Bakın fiyoskolar başladı. Susar mısın Kadir? Biz yerli kanal istiyoruz Hülya Hanım. Hem de cam gibi olacak. Burası ne biçim tatil köyü kardeşim? Galiba Yunan kanalları daha çekici program yapıyor. Baksanıza, bir tek onu çekiyor. Ne yani? Bir akşam haberi dinleyeceğiz diye Yunanca kursuna mı gideceğiz? Biraz bekler misiniz Kadir Bey? Bekleyemem. Ben tez canlı bir müşteriyim. Hasan, olmuyor mu? Ya olmuyor Hülya abla ya. Yönetim istifa! Yönetim istifa! Arkadaşlar, arkadaşlar. Yarım saate kadar televizyon hazır. Hemen bu uydu anteni receiver'a aldırıyorum. Siz bir çay içene kadar hazır olur. Yürü Hasan bence. Uydu anteni mi? Receiver mı? Hülya! Ah, Hülya! Hülya, Hülya! Olmaz. Uydu anteni kaç para? Senin haberin var mı? Anten manten alamazsın, bütçemiz yok. Ah, ne oldu Kadir Bey? Demin cam gibi televizyon istiyordunuz. Vazgeçtim. Ben şimdi gider milleti televizyon seyretmekten vazgeçittiririm. Olsun Fatih, alalım ya. Nasıl olsa ligler de başladı. Akşamları maçları izleriz. Sen sus tombiri baykuşa sen. Saçmalama Hülya. Gel bak insanlar nasıl ikna edilir gör. Hem de işletmeciliği öğrenmiş olursun. Çekil, çekil, çekil. Gel bakayım Nombi. Arkadaşlar, bir dakika beni dinleyin. Dinleyin. Aa, bakın Türk kralı çıktı. Bu güzel tatil günlerinizi televizyonun karşısında telef etmeyin. Çünkü televizyon bir aptal kutusudur. Sakın aptal olmayın. Çok doğru söylüyor. Televizyon aklımızı paralize eder. Evet, aynen öyle eder. Televizyon sizi aptal eder, uyuşturur, beyninizi yıkar. Oysa bakın orada güneş var, deniz var. Gidin, yüzün, güneşlenin. Kitap okuyun. Evet, yürüyüş yapın. Kendinizi televizyona mahkum etmeyin. Yoksa televizyon size hem yapar. Sağlıklı, bilgili birer vatandaş olacağınıza tüketim toplumunun birer parçası olursunuz. Her söylenene inanırsınız. Bunu kendinize yapmayın. Televizyonun tutsağı olmayın. Mutluluk televizyonu kapatmaktan geçer. Evet, haydi arkadaşlar tatile. Aman aman, anlaşıldı. Televizyon falan seyredemeyeceğiz. Hadi yürü Pelin, gidelim. $50 milyonla bahse girerim, adam kurtulamayacak. Bence de kurtulamaz birader. Bence de. Ya, bence de. Bahse girerim, kurtulur. Tabii, bence de kurtulur. Bence de kurtulabilir. Ya, bence de kurtulur. Böyle bahse girilmez ki kardeşim. Birinin benimle aynı fikirde olmaması gerekiyor. Aynı fikir değil. Ben de. Ya, ben de. Gördüğün gibi Hülya, turizm işletmeciliğinde tesis kapasitesi kadar ikna kapasitesi de önemlidir. Bilmez miyim Kadir? Evlilikte de aynı yöntemi uyguluyorsun. Asla Hülya, asla. Ben asla işimle aşkımı birbirine karıştırmam. Hasan! Hasan diyorum! Buyur patron. Al bu parayı, Assos limanından balık al da gel.
Nasıl balık aldın Hülya ablacığım? Aa, büyük balık al. 20-30 tane falan olsun. Herkese yetsin. Ne diyorsun Hülya? Balığa o kadar para verilir mi? Ay sen karışma Kadir. İnsanlar balık yemek istiyor. Hadi Hasan'cığım. Tamam Hülya abla, hemen alıp geliyorum. Don Bili, gel buraya. Sırtımı kaşı. Çabuk, çabuk. Hayır, devam et Hasan. Hayır, ben müşteriyim. Gel buraya. Müşteriyim, eli nimettir. Ya kaşını kaşıyım mı? Arkadaşlar, burası ne biçim bir tatil köyü? Ben burada müşteri değil miyim? Ay tamam. Sus, tamam. Hadi Hasan kaşı. Gel, şurada sedirde kaşı. Ben bir çay içeyim de boğazım boşasın. Ne söyter insanlar var, hayret bir şey ya. Ne bu? Kaşı ortaya doğru, ortaya doğru Hasan. Evet orası. Koridor halinde kaşı. Allah Kadir Bey'i risotto tıraşanlardan razı olsun. Kaşı. Hadi Kadir, çocuğun işi var. Hadi Don Bili, biraz daha hızlı kaşı. Evet tam orası. Evet şerit halinde kaşı. Of. O ne? Şovman beyaz altın uluğa gösteriye geliyormuş. Ana. Aa, ne güzel. Kadir, gideriz değil mi? Biz niye gidiyoruz Hülya? O buraya gelsin. Saçmalama Kadir, Beyaz'ın ne işi var burada? Hallederiz Hülya, hallederiz. Adamın sokakta yatacak hali yok herhalde. İlla ki bu civarda bir otele gelecek. O zaman Cengiz Bey'in otelinde kalır. Bütün sanatçılar orada kalıyor. Bana Cengiz Bey deme. Cengiz Bey deme bana. Burada koskoca Kadir Bey Resort Otel varken kimse Cengiz'in otelinde kalamaz. Hiçbir sanatçı orada kalamaz. Kaldırtmam. Ay rüya görme Kadir. Hasan sen de artık kaşımayı bırak. Hadi balık almaya gideceksin. Tamam. Kaşı, kaşı çabuk. Hayır yeter artık. Bu nasıl otel? Bu nasıl tesis? Ya bu nasıl Kadir, ne yapıyorsun? Sus. Tamam kaşı. Ben de Beyaz'ı buraya getirtmezsem Kadir değilim. Sen Beyaz'ı buraya getir, ben de bu işi bırakırım Kadir. Bu lafını unutma Hülya, hatırlatırım. Tamam bırak, sırtım tarış oldu yeter. Ben balık alanına gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun Don Bili Hasan. Sinan abinin tuttuğu balıklar ne güne duruyor? Sinan abi kıyıya dönemiyor ki, kürekleri suya düşürmüş. Git kurtar o zaman, ne duruyorsun fırla. Sen benim patronum değilsin, sen bana emir veremezsin. Yarın Beyaz'ı buraya getirirsem tekrar patronum ben olacağım Don Bili. O zaman bunun acısını çok kötü çıkartırım. Ben bir gidip Sinan abiye bakayım da geleyim. Eyvah, adam gittikçe açılıyor. Abicim geri kurtarsana ya. Ben denizde boğulanı kurtarırım kardeşim. Kayıkta kalanlar beni ilgilendirmez. Allah Allah. Sanki boğulanları çok kurtarıyorsun da. Susok kardeşim. Adam kurtaracağız diye hasta mı olalım? Ya Hıdır abi, sen bir kaplıcada can kurtaranlık yapsana. Ya da ne bileyim hamamda. Çık şuradan. Geldim Sinan abi, dayan. Dayan Sinan abi. Var ya, şu can kurtaranı denize atmak için içimde inanılmaz bir arzu birikti. Daha hiç girmedi değil mi denize bu? Su soğuk diye girmiyor ki dümdük. En başından beri gıcığım ona. Bunu var ya, rüyalarımda böyle denize girmiş, tir tir titrerken görüyorum birader. Onu 3 dakika içinde denize at, sana elenden 50 milyon. Atamasan sen verirsin. 3 dakika ha? Evet. 100 milyon olsun. Olsun. Ben de varım. Bak, Hans'ı atamazsın diyor. Nein, ben atar diyor. Seyret o zaman Hans biraderim. Süren başladı. Hıdır Bey, acaba rica etsem bir poz filmimi çekebilir miydiniz makinemle? Çekeyim Numan Bey.
Yalnız oradan değil de şöyle iskeleden alsak hani tesis de görürsün. Daha geniş alsak da tüm tesis görünse. Ha git git iyice git bakayım. Ha güzel tamam güzel. Tamam. Çek. Tamamdır canım tamamdır. Ver bakayım sen şimdi şu makineyi. Şimdi de denize giriyorsunuz Kıdır Bey. Yapmayın Numa Bey, su çok soğuk. Bana ne oğlum, gireceksin bu suya sen. Kaldı 2 dakika. İşte bu. Şimdi okuyalım bakalım. Sevgili Beyaz, otelimizdeki ilaçlama çalışmalarından dolayı odalar çok pis kokmaktadır. Bu yüzden rezervasyonunu en az bizimki kadar iyi bir otel olan Kadir Bey Resort Otel'e kaydırdık. Rahat etmen dileğiyle Cengiz. Bir de Beyaz'ın fax numarasını buldum mu işte. Aa, Numa Bey niye ısırıyorsunuz? Hayır bir saniye. Fren oğlum hadi. Fren. Koşun Numan haydi. 15. 14. 13. 12. 11. 10, 9, 8, gireceksin dedi oğlum, gireceksin işte. İzlat, bu çok zor. Dönüyorum. Beter ol ulan, beter ol namussuz. Alo, Cengiz Bey'in oteli mi? İyi günler kardeşim. Ben Beyaz'ın menajeriyim. Heh, sizden yer ayırttırmıştık ya. Ha bir konfirme faksı bekliyorduk, gelmedi daha. Çektiniz mi? Nasıl çektiniz ya? Benim önüme geçmedi. Yanlış numarayı çekmiş olmayayım. Kaç numarayı çektiniz siz? Karıştırın bakayım. Evet. Evet. Aa doğru, tamam. Tamam doğru. Demek bizim arkadaşlar almışlar faksı. Sizin bir daha faks çekmenize gerek yok. Sağ ol kardeşim. Sağ ol güzelim. Hadi hoşça kal canım. Bay bay. Kadir Bey, ben ayrılıyorum. Aa, neden? Sana ne kardeşim, kes faturamı, ayrılıyorum işte. Fatura koçanımız taze bitti Naci Bey. Ama merak etmeyin, biz size sonradan göndertiririz. 2 gün içinde fatura gelmezse maliye yararım ona göre. Pardon, siz kumarda falan para mı kaybettiniz Naci Bey? Yoksa normalde bu kadar sinirli değildiniz. Maliyeden sonra Turizm Bakanlığı'nı arayacağım. Soğuk sudan korkan can kurtaran çalıştırıyorlar diyeceğim. Hülya'nın işletmesi de bu kadar olur işte. Müşteri gelecek, müşteri gidiyor. Allah Allah. İyi günler hanımefendi. Aa, iyi günler Ramiz Bey. Ben yiyecek bir şeyler istiyorum. Karnım acıktı da. Tabii hemen. Bak zaten aşçımız da geliyor. Size yiyecek bir şeyler hazırlar şimdi. Yenge hanım, benim karnım acıktı. Palyaçodan ahçı olduğunu da ilk defa görüyorum. Sensin palyaço. Haydar usta, hemen yüzünüzü yıkayıp mutfağa geçer misiniz? Bak sipariş var. Ben yüzümü hiç yıkamam hanımefendi. Neden? Ha, yüzümü yıkayınca ayılıyorum hanımefendi. Ramiz Bey, isterseniz karnınızı doyurmayın, akşama balık var. Çabuk olun, açım ben hanımefendi. Tamam, tamam. Allah Allah, bu adamlar niye böyle dolaşıyor? Güzel boyamışım değil mi? Sen mi boyadın bunları? Babam söyledi. Ah Kadir'a, çocuğu başından sağmak için neler yaptırıyor. Hülya, bu gece iktidardaki son gecen. Tadını çıkarmaya bak hayatım. Nedenmiş o? Çünkü yarın ünlü şovmen Beyaz, Kadir Bey Resort Otel'de kalmaya geliyor. Bundan sonra balığa malığa çıkmak yok Sinan. Bak başına ne işler geliyor. Kabahat benim değil Müjgan. Küreklerin ipleri eskimiş. Bir de baktım denizde kürekler. Baba, Hasan'ın söylediğine göre Yunan adalarına varmak üzereymişsin ha? Yok hayatım, Hasan geldiğinde ben İtalya açıklarında filandım.
Zaten ne anlıyorsun şu balık tutmaktan hiç bilmiyorum Sinan. Bir insan niye saatlerce öyle tek başına dikilip durur ki? 35 senedir evli, ondan mı acaba? Bravo kızım, bildin. Teessüf ederim Pelin'cim. Tamam anne, şaka yaptım. Sen ne zaman evleniyorsun? Koca kız oldun, hala abuk subuk espri yapmaktan geri kalmıyorsun. Aman anne, bir ara evlenirim. Bak, gördün mü Hülya? Balık nasıl beleşe geldi? İşte akıllı turizmcilik budur. Tabii tabii. Sinan Bey azıcık balık yakalamış. Herkese birer tane balık, zor düştü Kadir. Olsun Hülya. Önemli olan telsizli bir balık kokusunun sarması. Zaten en çok da aşçı yiyor. Ne yapsın Hülya? Adam ekstra ekstra large. Yarın beyaz mı geliyor baba? Evet kızım. Şimdiden kağıdını kalemini al, imza için sıraya gir. Arkadaşlar, bir dakika beni dinleyin. Size bir açıklama yapacağım. Yarın Kadir Bey Resort Otel'e ünlü şovmen Beyaz geliyor. Aa, ne oluyor be? Kendileri tıpkı siz değerli misafirlerimiz gibi tatil için Kadir Bey Resort Otel'i tercih ediyorlar. Beyaz mı? Ay inanmıyorum. Nereden çıktı bu ya? Ayrıca kendisi yarın akşam bir de stand-up show yapacaktır. Sakın kaçırmayın. Adam geldi, bir stand-up gösterisi kalmıştı. Hallederiz bunu ya, hallederiz. Hiçbir şey halletmiyorsun Kadir. Sen hala müşterisin. Öyle mi Hülya? Bu ne biçim balık kardeşim? Bu kadar balık mı olur fındık kadar? Ne biçim tesis bu ya? Ne biçim işletme ya? Sabah sporu, sabah sporu, hadi uyanayım sabah sporu. Sabah sporu, uyanayım, uyanayım sabah sporu. Sabah sporu, sabah sporu, hadi uyanayım sabah sporu. Sabah sporu, sabah sporu, hadi uyanayım bütün misafirlere bahçeye. Sabah günlere sabah sporu be. Sabah sabah spor mu olurmuş? Ne biçim tesis bu? Biz burada rahat rahat uyuyamayacak mıyız kardeşim? Ne bağlıyorsun kadın? Rafi'ye ben söyledim spor yaptırmasını. Eğer müşteriysem hakkımı ararım Hülya. Sabahın altısı daha ya, uyumak istiyoruz ya. Saatin kaç olduğunun haberin var mı Kadir? Saat 10. Yapma ya. Aha, demek ki 2 saate kadar Beyaz geliyor demektir. Hadi Hülya'cığım sen git 2 saat daha işletmecilik oyna. Çünkü Beyaz geldiğinde işletmeyi bana geri iade edeceksin. Hele bir gelsin bakarız. Öyle bakarız makarız yok Hülya Hanım. Söz verdiniz. Hadi Hasan'cığım hadi biraz çabuk ol. Daha bir sürü işimiz var çabuk. Ya Hülya ablacığım biz bundan sonra böyle 2 günde bir çarşaf mı değiştireceğiz? Evet Hasan'cığım. Ya 10 günde bir iyi işte. O Kadir abinin bozuk düzeni. Bu normali. Vallahi ben bu sıkı yönetimi hiç sevmedim ya. Bu ne ya? Nurdan Bey çarşaflarınızı değiştirir mi? Vallahi ben bilmem hanım bilir. Ben sana buyurun sabah sporu buyurun buyurun. Benim kalbim var sen yapamam. Olsun olsun bizde kalbimiz var hadi bakalım. Hep 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 hop 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 aferin bravo hop hop. Günaydın Saliha Hanım. Hayatım bu odalar hiç ilaçlanmıyor mu? Bütün gece sivrisineklerle uğraştım. İlaçlanmıyor. İlaç çok pahalıymış. Pahalı mahalı. Bana bunlarla gelme. Ona bakarsan otel hepsinden pahalı. İlk başlarda beni de çok diyorlardı ama sonradan bronzlaşınca kestiler. Siz de bronzlaşın. Aman bırak Allah aşkına. Zaten hiç sevmedim bu oteli. Tabelaya kandık, indik ama hiç iyi etmedik. Haydar usta. Sen odalarda ne yapıyorsun bakayım? Asansör arıyorum efendim. Asansör arıyorum. Emme. Odalarda minibar yokmuş. Vallahi de billahi de tımarhane burası ya. Abi ne yapmış? Alo. Mustafa abi ne haber? Abi dükkanı da kahveyi de çok özledim ben ya. Dedik ki öç, şimdi dedik ki öç,
1 2 3 1 2 3 aferin 1 2 3 bravo hop 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 hop. Al Zito lan. Zito lan al. İspanyol get tatlı köy. Ne? Ama. Ama kendine gel be efendi. Ne oldu? Nasıl? Biraz daha iyi misiniz? Vallahi ben bilmem, hanım bilir. Senin ne işin var sporlarda, sporlarda Nurdan? Zaten kalbin rahatsız. Sakin ol lan Pel. Hiçbir hasta ölümden döner dönmez fırça yemeği hak etmez. Soracağım ben sana Nurdan. Bu işletmede insanların sağlıkları ciddi şekilde tehdit altında bulunmaktadır. Öyle mi? Doğrudur. Geçen sefer hiçbir işlem yapmadım. Peki bu kez ne diyeceksiniz? Bu yaşta bir insana zorla spor yaptırılır mı? Heh, cevap ver Hulya. İşletmeci olan sensin. Cevap ver Rafik. Animatör olan sensin. Ben sporun yaş olmaz diye biliyordum doktor bey. Her uğraşımda bir kişi öbür tarafa gidip geri dönüyor. Aha buyurun. İşte bir tane de orada. Kendileri ölü değil doktor bey. Sadece alkolik. Hadi kalk kendi kalk. Hiçbir şeyin yokmuş zaten. Hadi. Kalp atışları çok zayıf. Efendim kendisi ekstra ekstra large bir insan olduğu için kalp tabii derinde kalıyor. Dolayısıyla kalp atışları yüzeye biraz geç ulaşıyor. Nasıl bir hale geldi bu? Kendisi bizim aşçımız olur. Sürekli içiyor. O yüzden de böyle bir sızmış halde yaşıyor. Kaldırın bunu buradan. Yer şeker, üşütür, hasta olur adam. Kaldıralım mı? Pardon doktor bey, tesisimizde vinç yok yani. Tesisinizde bu kadar ağır adam çalıştırıyorsanız vinç de bulunduracaksınız. Kadir Bey Resort Otel. Restoran, bar, sinek, beach, açık büfe, yüzme havuzu, disco, sporları, animasyon. Baba şiir gibi döşemiş ha. Abi burası pansiyonvari bir yer galiba. Ya sen Cengiz abinin bizi buraya gönderdin emin misin? Evet abi, faks çekmiş. Odaları ilaçlattım diyor. İşte faks bu, adres de burası. Özür diliyor adam. Ya resort yalnız ha. Dikkat et yani, resort otel. Adam bu mesleği bırakıp bizim işe geçerse var ya, Yılmaz Can ben aç kalırız hadi. Yürü abi, yürü. Vay, kim gelmiş? Beyaz abi, hoş geldin. Hoş geldin. Abi, ben Kadir, tamam. Ben Kadir abi. Tesisimiz sizin gibi bir ünlüyü ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyar abicim. Hadi, ben çocukları çağırayım da bavulları alışsınlar. Valla, bir dakika bir şey var ya. Bizim bavulları burada açmak gibi bir niyetimiz yok abi. Önemli değil abi, bizim çocuklar açar. Gel Beyaz abim, gel, hoş geldin. Gel kardeşim, sen de gel. Buyurun abi, böyle gitsin. Buyurun, buyurun Beyaz Bey. Şöyle geçin. Gel kardeşim sen de. Vallahi bizi çok mutlu ettiniz. Bizi tercih ettiğiniz için gerçekten çok sevinçliyiz. Vallahi açıkçası biz tercih etmedik. Siz de işte Cengiz abi gönderdi bizi buraya. O tercih etmiş. Sağ olsun, çok saygı duyar bize. Hatta laf aramızda bir parça da kıskanır. Tabii canım. Yani belli zaten sizin bu kıskanılmayacak gibi değil. Biz dört. Nereden baksan otel değil mi? Değil mi Ati? Hulya! Hulya gel hayatım. Bak Beyaz'la tanış. Pardon Beyaz Bey, ne içerdiniz acaba? Vallahi bir çay alırız. Çay? Tabii. Rafi. İki tane çay getir oğlum. Ne oldu Kadir? Hulya, bak hayatım kim geldi? Beyaz. Hayatta yutturamazsın Kadir. Çok masraf yapıyorum diye benzeri birini buldun. Beni yok etmeye çalışıyorsun değil mi? Saçmalama Hulya, bu gerçek Beyaz ya. Ya matrak bir yer değil mi? Güzel ha? Yürü abi ya, kalk gidelim ya, hadi. Bir dakika, nereye abi ya? Cengiz Bey'in oteline. İlaç kokusu falan idare edeceğiz artık. Tamam gidin, gidin ama önce bir çayınızı için. Beni dinleyin, ondan sonra gidin.
şimdi Cengiz'in otele gideceksiniz. Peki gidince ne olacak? Sorarım size, ne olacak? Ne olacak abi, söyle. Herkes üzerimize atılacak. Yok şuraya bir imza, yok bu kağıda imza at, yok koluma imza at, amcamın oğluna imza ver, kaynımın eniştesinin baldızına imza ver. Yani tabu kadastro memuru gibi binlerce imza atacaksınız. Oysa ben şahsen bizzat kendim Kadir Bey Resort Otel'de sizden imza isteyenleri savuşturma garantisini veriyorum. Mesela geçenlerde Tarkan buradaydı. Çok rahat etti burada. Attığı tek imza kredi kartı içindi. Tarkan burada mı kaldı? Evet ama merak etmeyin. Beyaz Bey'e çok daha güzel bir oda vereceğiz. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun Beyaz Bey. Yani açık konuşayım, tesiste iş yok. Ama ortama bayıldım. Biz tesisimizi niye böyle tutuyoruz sanıyorsunuz Beyaz Bey? Kimse sizi rahatsız etmesin diye. İnanın buraya tek bir paparazzi giremez. Tek bir kamera, tek bir fotoğraf makinesi giremez. Siz de rahat edersiniz. Hiç kimse sizi rahatsız edemez. Tamam babacığım, tamam. Yorma kendini, biz kalıyoruz. İyi. Ya Atiye, niye kimse bakmıyor oğlum bana? Ne bileyim abi ben. Ya ben zannettiğim kadar ünlü değilim ya da bunların hepsi var ya, enter ha. Hürmetler, afiyet olsun Beyaz Bey. Teşekkürler, sağ olun. Beyaz Bey, müşterilerimize bir merhaba demek ister misiniz? Hem hazır ayağa kalkmışken de biraz birkaç espri şey yapardınız da. Beyazıt Bey kaldığı otellerde sahneye çıkmaz. Bir dakika, bir dakika Atiye. Hasta oldum zaten ben bu olaya, bir merhaba diyeceğim. Buyurun, buyurun. Sevgili misafirler, Türkiye'nin en büyük şovmeni Beyaz Bey aramızda bulunmaktadırlar. Size bir merhaba demek istiyordurlar. Merhaba. Kadir Bey, nereden buldunuz bu kopyayı? Aslına çok benziyor. Kopya mı? Ne kopyası kardeşim? Kendisi şahsen bizzat Beyaz Bey'in kendisidir. Bizi artık böyle numaralarla kandıramazsın Kadir'cim. Tabii canım. Yani gerçek Beyazıt'ın burada ne işi var? Öyle değil mi beyefendi? Ben bilmem, hanım daha iyisini bilir. Yalan hayatım, yalan. Kapıdaki her şey gibi bu da yalan. Ne yalan arkadaşlar? Vallahi Beyaz. Bakın R'leri söyleyemiyor. Abicim bir R de. R. Ben de F'leri söyleyemiyorum. Fang fang fang. Ben de mi Beyazıt? Allah Allah ya. Oğlum Ati, nasıl bir yer lan burası? Ben bayağı beyaz olduğumu ispatlamaya çalışıyorum ha. Kalmayı sen istedin abi. Bravo patron. Tam benzeri bulmuşsun. Saçmalama bitter çikolatası. O gerçekten beyaz. Vallahi Rafi daha beyaz be. Hadi Kadir hadi. Arkadaşı gönder. Bak kimse inanmadı. Beyaz Bey, bir kuple espri yapsaydınızdı belki inanırlardıydı. Yok ya. Niye yapacağım abicim espri? Baksana burada milleti yalana boğmuşsun, bize bile inanmıyorlar. Peki o zaman bir türkü söyleyiniz de o zaman kesin inanırlardıydı. Abi gidelim istersen. Yok ya. Ne gideceğim ya, Allah Allah. İsteyen inansın, isteyen inanmasın, bana ne? Tabii canım, siz rahatınıza bakın. Ben onları sonra şey yaparım yani, inandırtırım. Yürü tut oğlan, yürü. Beyazıt. Vay, Cengiz abi ne haber ya? Merhaba, sağ ol. Nasılsın? Sen nasılsın? İyi valla, hoş geldin. Gel, otur gel. Ne yapıyorsun, ne var ne? Sen nasılsın? İyi. Ne alem yere göndermişsin bizi ne ya. Ne oldu ki? Güzel ama fena değil yani. Ben göndermedim. Ya bu ilaçlama varmış, odalar kokuyormuş diye faksan göndermedin mi? Ben göndermedim. Kesin bu sahtekar göndermiştir. Ne? Cengiz abi. Ati, yürüyün abi, kalkın gidelim. Bu adamdan korkulu. Sen büyüksün Cengiz. Ama ben senden daha büyüğüm. Eninde sonunda ispatlanacak bu.